Zina eden birisinin zina etmeyen bir kadınla ya da tersi bir durumda evlenmeleri caiz midir diye bir soru gelmiş. Yani şimdi burada ulemanın iki farklı görüşü var, evlenemez. Yani zina eden bir adam, zina etmeyen bir kızla evlenemez. Fakat farklı söyleyenler de var. İkinci görüş şu, yani bu noktada ayet-i kerime var ama Nur suresinde o ayet şöyle anlamalıyız. Zina eden bir adam, zina eden bir kadını onun midesi kabul eder. Ama iffetli, ahlaklı bir adam, zina eden bir kadını kabul etmez. Yani o nasıl bir kadın arar zina eden bir adam? Bakın şimdi ekranlara, ünlüler vesaire diyorlar. Yani bu kadın o yatta, bu katta dolaşıyor. Sonra ünlü başka bir adamla evleniyor. Niye? Çünkü onun midesi onu kabul ediyor. İşte bu ayet-i kerime de aslında ona işaret ediyor. اَزَّانِ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَ. Yani zina eden birisi, zina eden bir kadınla evlenir ya da müşrik bir kadınla evlenir. Aynı şekilde zina eden bir kadını da zina eden bir adam nikahlar. Nedir bu? Yani Müslüman bir adamın midesi böyle bir kadını kabul etmez. Peki ama karşı tarafta zina eden bir adam var, o da iffetli bir kadınla evlenmek istemez. Batı'da böyle değil mi? Şimdi kız çocuklarını erken yaşlarda, liselerde zinaya teşvik ediyorlar. Yani burada okullarda bir takım şeyler dağıtıyorlar, burada söylemeyeyim. Avrupa'daki kardeşlerim bilirler. Yani erken yaşta, lisede, hatta ortaokulda bile dağıtıyorlar kızları erkeklere beraber olsunlar diye. Yani bir anlamda onları zinanın içine çekiyorlar. Kim o noktada daha tecrübeli ise onunla evlenmek istiyorlar. Ama İslam adına bu bir zillettir. Onun için Rabbim buyuruyor ki Müslümanın iffeti, duruşu bunu kabul etmez. اَزَّانِ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَ. Yani zina eden bir adam, zina eden bir kadınla evlenir. Yani Batı böyle, ünlüler dedikleri insanlar, onların önemli bir bölümü dünyasına baktığınız zaman böyledir. Zina eden bir kadın da böyle bir adamla evlenir. Peki o zaman Müslüman bir kadın, iffetli bir kadın evlenirken elbette iffetli bir adamı tercih edecek. İffetli bir adam da iffetli bir kadını tercih edecek. Ama buna rağmen evlendiyse, yani Müslüman bir kadın öncesinde zina etmiş bir adamla evlendiyse nikahları olur mu? İşte cumhura göre olur.